Herkese merhabalar. Tadım Tuzum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün jülyen tavuklarla kalamar tadında harika bir tavuk tarifim var. 7'den 70'e herkesin sevebileceğini düşündüğüm ve gerçekten de favori yemeğiniz olabileceğini garanti ediyorum. Üstelik yapımı da son derece basit. Nasıl yapmışız bu tarifi? Gelin hep birlikte seyredelim. Tavuk kalamarı yapmak için ilk önce tavuklarımızı uzun şeritler halinde doğramalıyız. Çok kalın olmasın arkadaşlar. Hemen gösteriyorum size. Bakın böyle. Bu idealdir. Ben tavuğumu 1 kilo 200 gram kadar kullanacağım. Bu şekilde hepsini doğrayıp bir kenarda biriktiriyorum. Daha sonra soslayarak çıtır çıtır şahane yalancı kalamar yapacağız. Tavuklarımız hazır. Bakın şöyle. Şimdi tavuklarımı kenara aldım. Gelelim sosumuzu hazırlamaya. Sosumuz için 1 adet tüm yumurta. Baharatlarımızı ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber. 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı dolusu sarımsak tozu. Eğer yoksa 2 diş sarımsak yeterlidir. 1 çay kaşığı karbonat. 1 çay kaşığı da zerdeçalım var. Sizler isterseniz körü de kullanabilirsiniz. 6 yemek kaşığı da unum var. Ve unumun üzerine sodamı ilave ederek yavaş yavaş karışımımızı elde edelim. Topaklanma olmayacak şekilde çırpalım. Şimdi karışımımızın üzerine artık tavuklarımızı ilave edebilirim. Çünkü tavuklarımız bu sosun içerisinde bekleyecek. Şimdi arkadaşlar akşam pişireceksem öğlen hazırlıyorum. Akşama kadar buzdolabının üzerinde streçleyip bekletiyorum. Sizler de benim gibi yaparsanız çok iyi olur. Tavuklarımızı bu sosun içerisine güzelce bulayalım. Her yerine gelmesine özen gösterin. Şu haliyle bile mis gibi kokuyor. Sarımsak her şeye yakışıyor. Kekik ve sarımsak gerçekten tadını çok güzel yapıyor. Şimdi üzerini streçliyorum. Şimdi sosunu iyice çekmesi için buzdolabında beklemeye alıyorum. Buzdolabından tavuklarımı aldım. Üzerinde açıyorum. Genişçe bir tavanın içerisine bolca sıvı yağ aldım. Yağımın kızmasını bekliyorum. Yağımızın oldukça kızgın olması gerekiyor. Bunu anlamak için şöyle bir tahta kaşığın tersini koyalım. Ve bakın nasıl köpürüyor. Görebiliyor musunuz? Evet, şimdi yağımız iyice kızdığına göre tavuklarımı tek tek kızgın yağın içerisine bıraktım. O kısımda bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Kamerayı kapatmışım. Gerekirse tekrar gösteririz. Şimdi diğer yüzeylerini de kızarmaları için çeviriyorum. Ve şimdi kızaranları böyle havlu kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine alıyorum. Evet, şimdi ikinci partiye geçiyorum. İlk partiyi gösteremediğim için bunu da gösteriyorum aslında. İkinci parti, üçüncü parti derken tüm tavuklarımı bitirinceye kadar aynı şekilde kızgın yağın içerisine atarak kızartıyorum. Ve sonucuyla görüşmek üzere. Değerli takipçilerim, ben kamera arkasını kızartmaya devam ediyorum. Sunum için şöyle bir tabak hazırladım. Tüm samimiyetimle söylüyorum, tadı inanılmaz güzel oluyor. Çocuklarım çok seviyor. Eminim siz büyükler ve çocuklar da dahil olmak üzere çok seveceksiniz. İstediğiniz herhangi bir sos ile sunabilirsiniz. Bu tarifimi dener ve beğenirseniz videomun altına yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Başka tariflerde ve başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.